Smart ekranlarından günaydın. Ben Elif Akkaya Kuter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez'de önce Ankara gündemi diyeceğiz. Her sabah olduğu gibi 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz Mustafa Daş'tan. Günaydın Elif Akkaya Kuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım. Umarım öyle olur, evet. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarını bekliyorduk dün bu saatlerde yaptığımız yayında. Hatta işte katılım oranını yaklaşık evet. olarak vermiştik. Ahmet Yener'in açıklamasıyla netleşecek demiştik. İsterseniz o ayrıntılarla başlayalım. Şimdi seçim bitti ancak Yüksek Seçim Kurulu'nda tabii ki mesai hala devam ediyor. Hem geçici sonuçların değerlendirmesi hem itirazlar hem de artık kesin sonuçların açıklanması için Yüksek Seçim Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Dün itibariyle sabah saatlerinde YSK Başkanı Ahmet Yener bir kez daha kameraların karşısına geçti ve kesin olmayan sonuçlara göre aslına bakarsanız verileri paylaştı. Ahmet Yener Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılım oranının %78,11 olduğunu söyledi ki bu rakam aslına bakarsanız Türkiye'nin demokrasi ortalamasının biraz daha altındaki bir rakam. Son seçimlerde genel itibariyle %80'lerde, 80'in hatta bir iki basamak üstünde katılım oranlarıyla Türkiye seçime gitmişti. Ancak anlaşılan o ki o arka arkaya yapılan seçimlerle beraber artık seçmen de biraz yorgun düştü ve katılım oranında bir düşüş yaşandı. %78,11 olarak 2024 mahalli idari seçimlerine katılım gerçekleşti. YSK Başkanı Yener kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 35, AK Parti'nin 24, DEM Partisi'nin 10, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 8, Yeniden Refah Partisi'nin 2 belediye kazandığını söyledi. Büyük Birlik Partisi de aynı zamanda 1 ve İYİ Parti de yine 1 belediye ile seçimi geride bıraktılar. Büyük şehirlere baktığımızda büyük şehirler nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14, AK Parti'de de 12 büyükşehir belediyesinin kazanıldığını söyleyebiliriz. Tabii kesin olmayan sonuçlara göre bunlar. Şimdi itiraz süreçleri var. Bu itiraz süreçleriyle beraber daha sonrasında da artık kesin sonuçlara doğru adım adım gitmeye başladık. Mahalli idareler genel seçimleri sonuçlarına ilişkin İlçe seçim kurullarına bugün saatler 15'i gösterdiğinde il seçim kurullarına da 15 Nisan Cuma saat 17'ye kadar itirazlar gerçekleştirilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu'na 10 Nisan Çarşamba saat 17'ye kadar yine itirazlarda bulunabilecek partiler. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17'den 14 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar gerçekleştirilecek. Daha sonrasında da tabi bu itiraz süreçlerinin hepsinin tamamlanmasıyla beraber ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu bu itirazları söz konusu başvuruların değerlendirmesi ve karara bağlanması için de yine çalışmalar sürdürülecek. Yani YSK'daki mesai daha Nisan ayının sonuna kadar sürecek diyebiliriz Elif Akkaya Kuçar. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi %78,11'lik katılım oranı ne yazık ki son 20 yılın en düşük katılım oranıymış. Bunu da belirtmiş olalım evet. Mustafa Daş'tan. Sonrasında bugün AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK toplanacak. Masada hangi konular var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldikten hemen sonra şöyle konuşmasını bir hatırlayacak olursak demiştik ki öz eleştirimizi yapacağız. Yanlışlarımızı azaltacağız. Doğrularımızı arttırarak bu önümüzdeki 4,5-5 yıl boyunca devam edeceğiz yolumuza demişti. Aslına bakarsanız bu toplantı bekleniyordu zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o konuşmasının hemen ardından. Biliyorsunuz aslına bakarsanız yani bu seçim sonuçlarıyla da çok alakalı bir durum söz konusu değil. Şimdi biraz da öyle bir hava estirilmeye çalışılıyor. Genel itibariyle zaten AK Parti'de her seçim sonrasında Erdoğan bir A takımını toplar, bir değerlendirme yapar. Seçim raporlarına ilişkinde yine kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunurdu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde A takımına MYK'ya başkanlık edecek. Toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirileceğini biliyoruz şu an için. Tabii şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun partilerle paylaştığı veriler var. O verilere ilişkinde yine Ali İhsan Yavuz Başkanlığı'nda raporlar oluşturuldu AK Parti'de. Şimdi bu raporlar diğer illerden, ilçelerden gelen raporlar da keza AK Parti Genel Merkezi'nde toparlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Hem aday değerlendirmeleri, yani seçim geride kalmış olsa dahi bu noktada AK Parti adım adım tekrar aslına bakarsanız üzerinden bir geçecek. 31 Mart yerel seçimlerinin aday değerlendirmeleri yapılacak. İllerdeki ve ilçelerdeki oy dağılımlarına tekrar bakılacak. Hangi adayın
sağ performansları nasıldı? Bunlar tekrar değerlendirilecek. Toplantıda aynı zamanda tabii ki önümüzdeki süre zarfı içerisinde AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın siyasi yol haritası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şu an için çerçeve bazında bir yol haritasının çizilmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz mesaisine başlıyor. Meclis mesaisine başladıktan sonra, genel kurul mesaisi başladıktan sonra şimdi genel kurul gündemine gelmesini beklediğimiz ve aynı zamanda daha öncesinde de tartışılan pek çok konu başlığı vardı. Bu başlıklar nezdinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın nasıl adım atacağına dair de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına istişarelerde bulunması, kurmaylarıyla birlikte fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. MYK toplantısının ardından da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçecek genel merkezde. Hem bizim bu söylediğimiz başlıklar hem de daha fazlasını kamuoyuyla paylaşacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklaması var. Hem onun ayrıntılarını alalım sizden hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Onun da detaylarını alırsak çok güzel olur. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün itibariyle yazılı bir açıklamayla seçmene ve Türk milletine seslendi. 31 Mart seçimlerinin artık sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada milli iradenin sandıkta tecelli ettiğini bir kez daha vurguladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı bir demokrasi sınavını vermiştir, geride bırakmıştır bu sınavı ifadelerini kullandı. MHP'nin seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çok boyutlu olarak da önümüzdeki süreçte bu sonuçların yine ele alınacağını vurguladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Ekonomik şikayetlerin toplumsallaşıp siyasal alana silahiyetle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülke genelinde tezahür etmiştir dedi. Şimdi bu noktada da DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne aslına bakarsanız ayrı bir parantez açtı konuşması içerisinde, açıklaması içerisinde. DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de burada bu noktada sivrildiğini, bu konjektürel ortamda bir fırsat bulup sivrildiğini de yine belirtti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada. Diğer taraftan şimdi dün de bu konuya biraz değinmiştik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasında geniş bir yer ayırdığı için bir kez daha gündeme alacağız. Biliyorsunuz seçimlerin hemen ardından bir seçim çığırtkanlığı başladı. İşte acaba erken seçim olur mu? Türkiye erken seçime gider mi? Gitmez mi? Şeklinde. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli madde madde sayıyor açıklaması içerisinde. Bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevinin başında. İki, kabine görevinin başında. Meclisteki siyasal çoğunluk hala Cumhur İttifakı'nda. Yani Türkiye yoluna devam ediyor. Hükümet değişti gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Yani bu iki gündür, dün ve bugün itibariyle sabah saatlerine şöyle baktığımızda hem yazılı basına hem de görsel medyaya genel itibariyle sanki hükümette bir aziyet var. Hükümet devrilmiş, hükümetin buradaki seçim sanki belediye başkanlığı seçimi değil de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimiymiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Ancak o pusulaların başında mahalli idari seçimler. Öyle değil mi? Yani şöyle baktığımızda seçimin adı. Hiç kimse gidip de Cumhurbaşkanı'nı oylamadı. Hiç kimse gidip milletvekillerini de oylamadı. Bu noktada tabii izleri birbirine karıştırmamak lazım. Seçimleri birbirine karıştırmamak lazım. Türkiye'nin başında hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Onun kabinesi şu an için bakanların hepsi görevinin başında ve Türkiye yoluna devam ediyor. Bu noktada tabii ki muhalefet cephesinden bazı yine bu genel seçim yenilenmesi noktasında bir erken seçim konusunda özellikle grup toplantılarıyla beraber biz bunu daha fazla göreceğiz. Ama izleyenlerimize ve dinleyenlerimize de şunu hatırlatmak isteriz. 2023 seçimleri, 2022 yılına şöyle bir geri döndüğümüzde 2022 yılında şimdi bizzat o haberleri yazdığımız için çok net bir şekilde hatırlayabiliyoruz. 2022 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olsun, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun, diğer muhalefet partisi genel başkanları olsun,
Mikrofon ne zaman kendilerini uzatırsa bir erken seçim söylentisi başlatırlardı. Bir erken seçim söyleminde bulunurlardı. Ancak yumurta kapıya dayandığı zaman da o iş öyle olmuyor. Yani şu an için belki de erken seçim konusunda bugün yapacağız desek muhalefet belki de istemeyecek. Yani söylemler ve eylemler birbirinden farklı siyasette. Bunu da bir kenara not almakta fayda var. Zaten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye'nin gündeminde şu an için bir seçim olmadığını açık ve net bir şekilde söyledi. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an için siyasi çoğunluk hala Cumhur İttifakı'nda, sandalye sayısının fazla da hala Cumhur İttifakı'nda. Bu noktada da Cumhur İttifakı'na rağmen zaten bu kararlar alınamıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin de bir açıklama yaptı. Siz de az önce sormuştunuz. Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi Kurtulmuş. Milletimizin kararını herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek Türkiye'nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biridir ifadelerini kullandı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamayla beraber. Evet, şimdi herhalde en merak edilen, beklenen açıklamalardan biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacağı açıklamaydı. Daha sonrasında daha ayrıntılı olarak açıklama yapacağını biliyoruz ve olağanüstü seçimi kongreye gidileceğini de açıkladı Meral Akşener. Ne dersiniz, İYİ Parti'nin yol haritası ne olacak? Şimdi Meral Akşener'in daha sonrasında yapacağı aslına bakarsanız o beklenen detaylı açıklaması bu önümüzdeki süre zarfı içerisinde yaşanacaklara göre şekillenecek. Çünkü eğer ki İYİ Parti içerisindeki muhalefet, yani parti içerisindeki muhalefet bastırırsa bu noktada artık Meral Akşener'in aslına bakarsanız çok da fazla kullanacağı bir enstrüman kalmıyor. Bir istifa beklentisi vardı. İstifa beklentisi de bundan önce, yani kimse durup dururken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener acaba istifa edecek mi diye merak etmedi. Daha önceki söylemler bu partide şu an için aslına bakarsanız kurultay sürecini, kongre sürecini hazırladı. Nedir? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyorsunuz 14-28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra hür ve müstakil şekilde seçime girme kararı aldığını açıklamıştı. Daha sonrasında partide bazı eleştiriler kendisine yöneltildi. Parti içinde bir muhalefet vardı. O muhalefet CHP'nin desteklenmesi gerektiğini söylüyordu. Meral Akşener de hayır kardeşim ben tek başıma seçime gireceğim. Eğer ki bu noktada bir zarar verdiğim olursa da partiye bunun da sorumlusu ben olurum ve bunun hesabını veririm, gereğini yaparım ifadelerini kullanmıştı. 31 Mart yerel seçimleri bitti. Yani İYİ Parti artık sınavdan çıktı. Şimdi sınavdan çıkınca da hocamız millet. Milletin de verdiği bir not var, bir karne var öyle değil mi? Şimdi bu karneyi aldı, önüne baktı Meral Akşener. Şimdi beklenti fazlaydı İYİ Parti cephesinde. Biliyorsunuz bugüne kadar İYİ Parti sürekli olarak ittifaklar içerisinde girdiğinden dolayı seçime ister istemez beklenti biraz daha yüksekti. Ancak o beklenti çok da fazla karşılanmadı değil. Aslına bakarsanız hiç karşılanmadı. Hani daha çok %15 bandında, %20 bandına yakın bir şekilde İYİ Parti'nin oy alacağı yönünde bir düşünce vardı parti genel merkezi içerisinde. Ancak sonuçlara bakıyorsunuz %3'ün biraz üzerindeki bir oy oranı şu anda Türkiye tarafından İYİ Parti'ye verilmiş durumda. Bu noktada şimdi parti içi muhalefetin de aslına bakarsanız işte o Mayıs seçimlerinden sonra beklediği fırsat yaklaşık bir yıl sonrasında Nisan ayındayız yani 11 ay sonrasında eline geçmiş gibi duruyor. Buradan bir sıkıştırma geldi genel merkeze başkana ve dün itibariyle de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameraların karşısına geçti. Beklenti istifa etmesi yönündeydi. Ancak istifa etmedi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Seçimi olağanüstü kongre kararına aldığını söyledi. Genel Başkanı zaten tüzüğün verdiği yetki var. Bu noktada kendisi kararla beraber partisini kongreye götürebiliyor. Ancak tabii hala bazı karanlık noktalar var. Yani soru işaretleri olan noktalar var. Bu noktalardan bir tanesi belki de en önemlisi şu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener acaba aday olacak mı sorusu akıllarca. Diğer taraftan şimdi Akşener'in aday olmaması durumunda İYİ Parti'de nasıl bir değişikliğe gidilecek? Orası da ayrı bir soru işareti. Biliyorsunuz bazı partiler burada isimlerle birlikte anılırlar. Yani İYİ Parti bu geride kalan siyasi süreçte
İyisiyle, kötüsüyle, başarısıyla, başarısızlığıyla Meral Akşener'le birlikte anılan partilerden bir tanesi. Yani lideriyle, genel başkanıyla özdeşleşen partilerden bir tanesi. Siyasi ömrüne baktığınızda da, yani geride kalan sürece baktığınızda da daha aslına bakarsanız çok yeni parti. Türk siyasetinde İYİ Parti. Zaten biliyorsunuz ilk şey yaptığında da, kurulduğunda da Türk siyasetinin yeni bir kan, alternatif bir yol olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi bu tarz siyasi hayatı daha yeni, aslına bakarsanız ilk aşamalarında olan bir partide erken evrede bir genel başkanlığı değişimi partinin önümüzdeki süreçteki siyasi hayatını nasıl etkileyecek, orası da bir soru işareti. Yani aslına bakarsan şu, bu kadar uzun uzadıya da konuşmaya gerek yok. İYİ Parti'de bir genel başkanlığı değişimi olursa parti dağılır mı, dağılmaz mı? Sorumuz bu. Akşener aday olacak mı? Birinci soru. Akşener aday olmaz da bir başka bir isim başkan olursa İYİ Parti aynı çatı altında ne kadar kalabilecek? Bu da partinin kodlarıyla, genleriyle alakalı bir durum. Çünkü İYİ Parti öyle durup dururken kurulan bir parti değildi. İYİ Parti'nin kuruluş aşamasına baktığınızda Milliyetçi Hareket Partisi'nde biliyorsunuz ilk önce zaten Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarından gelen isimler İYİ Parti'yi kurdular. Ancak bunlar da durup dururken MHP'den ayrılıp da gelin hadi biz ya gidelim şurada parti kuralım demediler. Orada bir genel başkanlık yarışı başlatılmıştı Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde. Ki bu grubun başını Meral Akşener çekiyordu. Ancak Meral Akşener'in yanındaki diğer isimler de aynı zamanda MHP içerisinde yine genel başkanlık yarışı hevesinde olan isimlerdi. Yani Meral Akşener'le beraber yol yürüyen pek çok isim aslına bakarsanız hayalinde genel başkanlık olan isimler. Şimdi bu isimler bir anda parti içerisinde eğer ki Akşener aday olmaz da Akşener'siz bir seçime gidilirse İYİ Parti'de pek çok genel başkan adayının çıktığını görebileceğiz. Yani o kurultay kongre biraz heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Biraz böyle çetrefilli geçecek gibi görünüyor İYİ Parti açısından. Eğer ki Akşener aday olmazsa. Akşener'in aday olması senaryosundaysa muhtemel bir iki adayla beraber sandık başına gidilecektir. Bu bir iki aday içerisinde de eğer ki bu kongre sürecine kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nabzı düşürmeyi başarabilirse parti içerisinde yeniden genel başkan olarak seçilecektir. Ama eğer ki bu noktada kendi şu anda beraber yol yürüdüğü arkadaşlarından da eleştiriler gelmeye başlarsa Meral Akşener'le İYİ Parti'nin yolları ayrılacaktır. İki farklı senaryo var önümüzde. Önümüzdeki süreçte bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Ayrıyeten o kongrede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacağı konuşmada yine merakla bekleniyor. Neden bu kadar merakla bekliyoruz? Biliyorsunuz o Mayıs seçimlerinden sonra bir kongre aşaması vardı. O kongre aşamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti içi muhalefete yönelik hani bir genel başkanın kendi partisindeki diğer üyelere yönelik belki de konuşabileceği en sert tonda konuşmuştu. Eğer ki Akşener bu noktada çok eleştirilir ve kongrede bu şekilde girerse ve aynı zamanda genel başkan adayı olarak da girerse yüksek ihtimaldir ki İYİ Parti'de çok fazla isim yine istifa yoluna girecektir gibi düşünüyoruz. En azından kendi kanaatim bu şekilde. Önümüzdeki süreçte İYİ Parti'de yeni istifalar gelebilir. O genel başkanlık yarışında kimlerin aday olacağına bağlı olarak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu sözlerinizi de not aldım. Önceki sefer İYİ Parti'de ne zaman istifalar devam edecek deseniz yani devamı gelmişti gerçekten. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hem içeride hem de dışarıda önemli görüşmeleri vardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Aslında basına kapalı bir toplantıydı. Dolayısıyla elimizde hangi ayrıntılar varsa onları aktarabileceğiz. Aynı zamanda diplomasi trafiği de devam ediyor. Hakan Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı zamanda da Rusya Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Bu görüşmelerin ayrıntılarında neler vardı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le yapacağı her görüşmenin önümüzdeki süre zarfı içerisinde Iraklı yetkililer ya da Suriyeli yetkililerle yapacağı her görüşmenin ayrı ayrı not alınması gerekiyor. Tarihlerinin de ayrı ayrı not alınması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki süreçte Türkiye terörle mücadelede vites yükseltiyor. Artık seçim gündemi geride kaldı. Biz bu noktada biliyorsunuz temel bir amacımız var. Nedir? Güney sınırlarında kurulmaya çalışılan teröristanın
tamamen bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin güney sınırlarının 30-40 kilometre hatta bazı yerlerde 50 kilometreye kadar varan bir derinlikte terörden tamamen arındırılmasına ilişkin bir strateji. Şimdi bu strateji kapsamında böyle büyük operasyonlar, büyük harekatlar beklenirken tabii bu işin önce bir soft power yani diplomatik bölümünün de ilmek ilmek tabiri caizse dokunması gerekiyor. Bu noktada da şu anda baktığımızda Hakan Fidan sahada çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şöyle hiç düşündünüz mü mesela Hakan Fidan son 3 aydır Türkiye'de kaç gün kalmıştır? Yani benim takip edebildiğim kadarıyla haftada bir gün Türkiye'de ise haftanın geri kalan 6 günü sürekli olarak yurt dışında. Sürekli yurt dışında ve yurt dışında çeşitli temaslarda bulunarak orada aslına bakarsanız diplomaside atılması gereken adımları hiç bekletmeden ivedi bir şekilde atıyor. Ve sürekli olarak mevkidaşlarıyla o Türkiye için kritik olan coğrafyalardaki mevkidaşlarıyla iletişimini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Yaşar Güler'le yapılan bu toplantıda en önemli gündem tabii ki terörle mücadeleydi. Daha öncesinde de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir dizi yurt dışı seyahatinde bulunmuş, mevkidaşlarıyla görüşmüş, uluslararası organizasyonlara katılmıştı. Bu organizasyonlarda gerçekleştirdiği ziyaretler ve aynı zamanda yaptığı toplantılara ilişkin yine çıktıları Yaşar Güler'le beraber paylaştı. Çünkü niye? Bu iki gücün yani bir tarafta diplomasi yumuşak gücünüz, diğer tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri sizin çelik yumruğunuz. Bu ikisinin birbiriyle sürekli olarak koordinasyon içerisinde olması lazım ki bir şekilde hem masada hem de sahada aktif ve güçlü bir şekilde strateji izleyebilin. Terör mücadele operasyonlarına ilişkin hem planlanan operasyonlara ilişkin hem de geçmişteki operasyonlara ilişkin fikir alışverişinde bulundu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Şimdi diğer taraftan yaptığı diğer görüşmeler. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Katar dediğimizde şu anda Gazze konusundaki en önemli ülkelerden bir tanesinden bahsediyoruz ki Katar bizim Gazze'de aslına bakarsanız Gazze ile alakalı kurulan her masadaki şu anda direkt temsilcimiz gibi. Yani Katar varsa o masada bilin ki Türkiye'de var. Bu noktada yine Gazze'de İsrail'in terör saldırılarına ilişkin son gelişmeleri de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde ele aldı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bakın burası dünyanın şu anda gözünü çevirdiği bölgelerden bir tanesi ve Türkiye orada bir diplomasi yürütüyor. Şimdi dünyanın gözünü çevirdiği bir başka adres var. O da hemen bizim kuzeyimizde. Karadeniz'deki savaştan bahsediyorum. Yani Rusya ve Ukrayna savaşından. Peki ikinci görüştüğü isim kim? Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Şimdi Lavrov'la da hem Moskova'da bir saldırı olmuştu biliyorsunuz. Pek çok Rus vatandaşı hayatını kaybetmişti. Şimdi bu saldırı sonrasında Vladimir Putin saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutan bazı açıklamalar yapmıştı. Biz bundan 2 ay öncesine kadar acaba bölgede barış sağlanabilir mi? 2024 yılında artık ya 3. yılına girdi savaş. Bu savaş hem Rusya'yı yordu hem Ukrayna'yı yordu. Bir yerde acaba artık taraflar tekrar masa başında gelebilir mi diye konuşurken sadece biz değil aynı zamanda dünya basınında da bunlar konuşulurken bir şekilde orada bir saldırı oldu ve Rusya ve Ukrayna arasındaki bu bizim acaba barış olabilir mi soruları raflara kaldırıldı. Yani bir şekilde aslına bakarsanız bazı mekanizmalar Karadeniz'de o huzuru, güven ortamını istemiyorlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde yine hem bölgedeki gerilimi değerlendirdi hem de barış konusunda Türkiye'nin hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın yanında olduğunu bir kez daha vurguladı ki bu ilerleyen zamanlarda yapılacak olan bir kabine toplantısında da yine Hakan Fidan'ın çok detaylı bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu görüşmeyi raporlaştıracağını söyleyebiliriz. Önemli meseleler, önemli görüşmelerdi bu görüşmeler. Daha tabii bunlarla sınırlı kalmayacak. Gerek bugün, gerekse de önümüzdeki süre zarfı içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle bir kez daha belirtiyorum bölgemizde yani Irak'la, Suriye ile, Katar'la yapacağı, Rusya ile yapacağı, diğer taraftan Azerbaycan'la gerçekleştireceği, Kırgızistan, Özbekistan'la gerçekleştireceği bütün bu şeylerin, temasların çok detaylı bir şekilde okunması gerekiyor. Evet, İsrail'in Filistin'e saldırılarında 179. gündeyiz. Yani artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum bu konuya ilişkin.
dile kolay, yüreğe zor. 179 gündür bu barbarlığı ne yazık ki dünya şahitlik ediyor. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan evet. gelen bir açıklama var. Bu Şifa Hastanesi'nde yaşananlarla ilgili 18 Mart'ta bir saldırı gerçekleştirmişlerdi. Öncesinde 15 Kasım'da vardı ve daha öncesinde de vardı ne yazık ki. İsrail'in Filistin halkına kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir diyor Dışişleri Bakanlığımız. Neler var ayrıntılarda çok kısaca alabilir miyiz? Tabii ki yani şöyle baktığımızda aslına bakarsanız arkadaşlarımız da çok güzel bir toparlama yapmışlar ve ne yazık ki yine bir dizi sayı görüyoruz. Bu sayıların da hepsi birer can. Bunların hepsi gitti. 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlendi. Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşattı İsrail güvenlik güçleri ve bu noktada yaptıkları saldırılarla beraber İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, 900'den fazlasını alıkoyduğu ve 1050 evi yıktığı şu an için Filistin tarafından duyuruldu. İsrail ordusu 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü. Ancak açıklanan rakamlar gösteriyor ki İsrail'in zaten bugüne kadar açıkladığı hiçbir rakam doğru değildi. Kat be kat daha fazla orada insanlık hala zulüm görmeye, acı çekmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Analiz Seltez'le kısacık bir araya gidiyoruz. Analiz Sentez devam ediyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kemal Oçar. Hocam günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın efendim, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve stratejist Mustafa Aşkın. Mustafa Aşkın siz de hoş geldiniz, günaydın. Günaydınlar sizlere Mustafa Hocama, Kemal Bey'e. Günaydın. Sağ olun. Günaydın. Şimdi bugün birazcık tersten başlayalım çünkü Mustafa Bey'in biraz erken ayrılması gerekecek. Dolayısıyla seçimlerden sonra en çok kitleneceğimiz konuya, hatta Akşam Gazetesi'nin de manşetinde var, ekonomik programa odaklanacağız artık. Gündem ekonomi. Dolayısıyla Mustafa Bey ayrılacağı için öyle başlayalım. Şimdi Mustafa Bey, yerel seçimlerin ardından mevcut ekonomik politikaların kararlı duruşun sürüp sürmeyeceğine yönelik endişeler vardı. Seçimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama aslında hemen bir rahatlama getirdi. Bu konuda dün verilmeyeceği mesajını verdi. Ardından yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün açıklamaları vardı. Seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada orta vadeli programa kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi. Evet, bundan sonraki süreçte artık beklentinizi alarak başlayalım. Hangi adımları göreceğiz? Piyasada fiyatlamalar nasıl olur? Eksiklaştırma kararları bekliyor musunuz? Artık ekonomi gündemi gündemine yoğunlaştığımız bir önümüzde 4 sene var. Evet, esasında süreç ilginç bir süreç. Biz genel seçimlerden önce sizlerle, Mustafa Bey'le özellikle ekonomi konusunda çok keskin tespitleri bu ekranlardan yaptık. Evet. Dikkat edilmesi gereken özellikle hayat pahalılığı, ücretlerin gelir durumu, gelir dağılımı bozukluğu gibi konulara lisan-ı münasiple vurguda bulunmuştuk. Genel seçimlerde tabii bir parça daha farklı bir sonuç çıktı ama yerel seçimlerde artık gelir dağılım bozukluğu, enflasyonun yarattığı birikimli etki daha çok da işsizlik vurmadı halkı. Belli bir müddet sonra istihdamla ilgili yaşanacak sorunlarla birlikte hepsini bir arada düşündüğümüzde ekonomik anlamda hakikaten çok daha önce alınması gereken önlemler vardı. Bu geçmişte, şimdi günümüzde ne yapılabilir derseniz hakikaten elimizde belli bir program var. Ama bu program yeterli program mı? Burada yine açıkça söylüyorum, değil. Sadece para politikası araçlarıyla, faizle veya Merkez Bankası'nın para politikasını etkin kullanmasıyla enflasyon belli bir oranda kontrol altına alınabilir. Bunun yanında yine 1,5-2 yıldır bu ekranlarda ifade ettiğimiz maliye politikalarının etkin ve gelir dağılımını dengeleyici bir şekilde uygulanması, İktisat politikalarının uygulanması, bütçeye çeki düzen verilmesi, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınarak
bunun halka anlatılması ve sadece halkın üstündeki enflasyonun değil, kamunun da gerekli taşı altına elini koyduğu vurgusunun yapılması lazım. Dolayısıyla sadece artık ekonomik alınacak önlemlerden ziyade sosyal ve politik anlamda da desteklerin verilmesi lazım ki enflasyon konusunda biraz daha hızlı bir çözüme ulaştırabilelim. Yoksa daha önce orta vadeli planda ifade ettiğimiz gibi 2025'in sonu, 2026'nın ortası gibi daha makul seviyelere inmesini beklediğimiz bir program oldukça uzun. Zaten ciddi derecede sıkılmış olan orta sınıftaki insanların ve buna bağlı ailelerin sorunlarının daha da artacağı bir dönemi işaret ediyor. Dolayısıyla biriktirilmiş sorunların biraz daha ne diyelim radikal ama etkin çözümlerle insanlara iyi anlatılarak ifade edilmesi gereken bir sürece giriyoruz. Yine daha önce binlerce defa belki sizlerle konuştuğumuz bu süreci yönetirken de gerek Maliye Bakanlığı'nda gerek Hazine'de gerek işte ilgili kurumların hepsinde finansal iletişimle ilgili bir koordinasyonu sağlanması lazım. Bu da yok ne yazık ki. Yani bir şey yapılıyor ama bunun finansal iletişimi doğru dürüst yapılmıyor. Doğru. Çünkü bu kavramı PR içinde veya iletişim içinde anlıyor yönetenler. Diğer taraftan baktığınızda ekonomik kadrolarında ve ekonomik birimlerin hemen hemen hepsinde takviye yapılması gereken noktalar var. Hem insan kaynakları anlamında takviye yapılması gereken noktalar var. Hem de kurumların yapılandırılması anlamında. Hakikaten yine bir önceki seçimlerde bunu çok vurgulamıştım ben. Kurumların çoğunun yapısının değiştirilmesi, çağdaş ve gün şartlarına uygun hale getirilmesi ve buna göre de bir personel dizaynının yapılması gerekiyor. Daha çok liyakata önem verilmesi gerekiyor. Yani esas sorun ekonomik olmakla birlikte ekonomiyi yöneten aktörlerin ve etkinliklerin de arttırılması gereken bir süreç yaşayacağız. Şu ana kadar yapılan açıklamalar olumlu. Belli bir programın yürütülmesi konusunda mesajlar olumlu. Ama artık piyasada, sokaktaki insanda yavaş yavaş bunun rakamlara ve cebine yansımasını isteyecektir. Dolayısıyla bu süreci de gözden kaçırmamak lazım. Evet. Ne dersiniz Mustafa Bey? Şimdi seçim bitti. 4 yıl bizim için bir fırsat. İş dünyasına da yöneltmiş Akşam Gazetesi bu soruları. Genellikle işte her yıl her işte top başkanı var, tim başkanı var, İTO başkanı, DEİK başkanı var. Herkesin ortak fikri artık bu 4 yıl konusunda ekonomiye eğilinmesi. Mustafa Bey'in de dediği gibi hatta bu programda yeterli değil, daha da bu program üzerinde çalışılarak bir 4 yıl geçmesi. Şimdi böyle bazı manşetlik şeyler vardır hani. İzahını sonra yaparsınız. Ya şöyle bir manşet atılmış dersiniz, bakarsınız. Sonra ha o muymuş dersiniz. Bazen çok hafif olur da altı. Bazen de hakikaten mühimdir. Başlığı çarpıcıdır filan. Başlık içeriği izah eder de içeriği işaret eder ama izah etmez bazen. Şimdi onlardan bir tanesini söyleyeyim ben. İçeriği işaret eden ama izah etmeyen. Çünkü izahatı biraz daha geniş. Hangi analizi yaparsak yapalım. Şimdi bazen görüyorum böyle Tanrı katından da analiz yapanlar var. Ya da analiz kasanlar sosyal medya deyimiyle. Efendim o oradan o mesajı verdi. Halk şuradan şu mesajı verdi. Ona da onu verdi. Öbür taraftan bunu verdi. Bunların her birinin tabii mutlaka bir karşılığı var. Çünkü her biri bir eksikliğe işaret ediyor. Bir sıkıntıya işaret ediyor. Seçmenin oyuyla bağlantısı olsun olmasın bir eksikliğe, bir hataya işaret ettiği için faydalıdır. Fakat son tahlilde ne dersiniz deyin, bütün koca koca analizlerin 5000 TL değeri vardır. Yani bu seçim 5000 TL'lik düzeltmeler, Mustafa Aşkın'ın bahsettiği adaletsizliklerin giderilmesine yönelik 5000'er 5000 TL'lik oynamalar falan yapılmış olsaydı böyle bir sonuç çıkmazdı. Mesele budur yani. Tencerenin devirmediği hükümet yoktur gibi bir ifade var. Ben bunu hep vatandaş paraya göre oyunu verir şeklinde anlarım. Bir tarafıyla böyle anlarım.
bu vatandaşa bir suçlama falan değil. Çünkü sonuçta niye oy veriyor? Devletin manevi şahsiyeti ayrı bir bahis. Ama yani hükümetin şey, partilerin şahsi manevisi seçmenin bir kısmını ilgilendirir. Eğer o parti iktidar olacaksa bana bir şey kazandırmak zorunda. Benim annem, babam, ailem çok kıymetlidir. Bana okula giderken harçlık vermese de onlar benim annem, babam, ailemdir yani. Ama patronum öyle değildir. Tabii. Hem onun bana maaş vermesi lazım. Yoksa yollar hemen o ayrılır kadar diyorsun. Evet. Gayet makuldür yani. Tabii. Biz sadece her seçmenin oy verme davranışını gönül bağıyla izah etmeye çalışırız. Bu doğru değildir. Her seçmen, iktidar yapacak seçmen için hiç doğru değildir. Çünkü partiler, seçmenler partisini iktidar yapabilecek güç potansiyelini içinde barındırırlar. Onlar harekete geçtiklerinde milleti de sürüklerler. Şimdi bunu yapar o gönül bağı olan. Diğerleri bu hükümet bana ne kazandırır diye bakar. Ya da ne kazandırdı diye bakar. O yüzden işin parti seçmeni boyutu başka. İktidar partisi, o seçmenin iktidar partisi seçmenin ne kadar büyümesi başka bir şeydir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu bir ittifak var şu anda. O ittifak da ekonomik bir ittifak. Oluşturma biçimi de ekonomik. Beklentiler de ekonomik. Onun da değeri bu yani. O yüzden önemli olan bunları yönetebilmektir. Yönetebilirse başarılı olur, yönetemezse geçmiş olsun. Şimdi burada ikinci bir meselenin de altını çizeyim. O da Türkiye'de bugüne kadar seçimleri muhalefet hep tartıştı. Hep kaybettiği için hep seçimi tartıştı. Çaldılar, açıklamadılar. Anadolu Ajansı şöyle yaptı, ÖBTÜ böyle yaptı. Bak şimdi ses çıkıyor. Şahane seçimler oldu. Niye? Biz kazandık çünkü. Bu ikiyüzlülüğü de bırakmak lazım. Seçimler, ben yani 20 yıldır seçim takip ediyorum. Ne 20, 30 yıldır. 30 yıldır nasıl yapılıyorsa seçimler diye 30 yıl gene böyle yapıldı. Geçen sene de böyleydi. 10 sene ve 5 sene evvel de böyleydi. Hep böyleydi yani. Yarın da böyle olacak. Ya bir daha böyle seçimde onu çaldılar, bunu ettiler. Yok YSK ayarlandı, yok TRT şöyle yaptı, yok Anadolu Ajansı şöyle verdi, önce bunu verdi, sonra onu verdi diyenin ne olur ağzına kürekle vurun ya. Bir sussunlar artık yani. Çünkü bu aptallık sesini ne kadar yükseltirse akıllı adamların konuşması, akıllı insanların konuşması o kadar güme gidiyor. Ya bu aptallığa bir daha prim vermeyin ne olur. Bu görgüsüzlüğe prim vermeyin yani. İnşallah verilmez. Şimdi biraz anlaşılmıştır diye umuyorum. En azından suratlarına çarparlar. Fakat hala anlamadığım bir şey var. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu altılı masa diye bir masa vardı ya. Bence bu seçimin galibi kim biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı masayı kurdu. O masadaki beş partinin bütün oylarının sömürülmesinin, sömürmeden kasıt da şu yani kendine almasının, CHP'ye akmasının altyapısını o hazırladı. Ektiğimiz tohumlar filiz evet, verdi diye tweet evet, attı. Evet. Tamam. Şimdi bir Allah'ın kulu kalmadı ya. Hepsini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu o masadakileri. Dördünü Meral Akşener'e karşı kullandı. Meral Akşener'in oyunu da ekonomik politikalarla Ekrem İmamoğlu aldı.
Bu da enteresan bir not olarak düşeyim. Evet. Bunu zaten biraz daha dönüp bir Mustafa aşkına bir şey sorayım mı müsaadenle? Tabii ki. Tamam. Yani bir Kemal Hocam'a da genel ekonomik değerlendirmeyi önce mi? Tamam. Önce sorayım. Sonra siz isterseniz Mustafa Bey'e sorun. Kemal Hocam sizden de alalım. Şimdi Mustafa Aşkın dedi ki evet artık tamamen ekonomiye kilitlenilmeli. Hatta bu program yeterli değil. Sizce hangi adımlar atılmalı? Efendim yani belki hocamızın da ifade ettiği şeylere katılmamak mümkün değil ama bu seçimler bana göre biraz bedelli seçimler gibi geliyor. Bedelli seçimlerden kastettiğim şey şu, her iki tarafında ödediği ya da ödeyeceği bedeller var artık seçim sonuçlarına baktığımızda. Muhalefet tarafının ödemesi gereken bedeller şunlar bana göre. Bu saatten itibaren ittifak kurdukları bir takım başka partilerin beklentilerini karşılamak durumundadırlar. İkincisi, ekonomik olarak desteklenmişlerse eğer seçim süresince başka bir takım odaklar tarafından o desteklendikleri odaklara karşı en azından yerel yönetimlerin sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda bir takım avantajlar ve imkanlar sağlamak durumundadırlar. İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bir bedel zaten doğrudan seçim sonucuna baktığımızda ödemiş durumda. Bunun da işaret ettiği aslında bedelin karşılığı yine Mustafa Aşkın hocamızın ifade ettiği gibi tamamen ekonomik gibi gözüküyor. Fakat bu tür seçimlerde politik gerekçeler, nedenler, sosyolojik, psikolojik nedenler var. Elbette ki iktisadi sebepler var, ideolojik nedenler, sebepler var. Bunların hepsini tek tek analiz etmekte fayda var. Sadece ekonomiye odaklı bir analiz belki genel çerçeveyi çizer ama diğer konuları da ihmal etmemizi sağlayabilir. Fakat yine şunu da ifade edelim, toplumsal gruplar var Türkiye'de seçimlerle ilgili konuşursak. Bu toplumsal gruplar, sosyoekonomik gruplar genellikle, etnik, ideolojik ya da mezhepsel gruplar da işin içerisinde. Ama bu sosyoekonomik gruplar gerçekten belirleyici. Özellikle son dönem ortaya çıkan ücretler dengesindeki dağılım ya sorununu özellikle emekliler konusunda biliyorsunuz 16 milyon civarında bir emekli insanımız var. Bunların gerçekten belirleyici olduğunu yerel seçimlerde bir kez daha fark etmiş olduk, görmüş olduk. Tabii sermaye gruplarının çok net bir dahli var mıdır bu seçim sürecinde? Pek yok gibi gözüküyor ama yine de ücret alarak geçimini sağlayan düşük gelir seviyesindeki emekli grubunun çok yapıldı bu analiz ama tekrar söylemek lazım. Bu dengeyi işte Mustafa Karkoğlu Hoca'nın ifade ettiği şekilde hakikaten bir karşılığı olsaydı eğer İktidar Partisi tarafından verilecek bir karşılığı olsaydı belki bu sorun çıkmazdı. Hele hele son bir aylık hatta 15 günlük bir süreç bu bana göre. Yani bundan geç bir ay önce ya da 15 gün önce bir analiz yapsaydık eğer ki yaptık. Buna göre bu değerlendirmeye göre farklı sonuçlar çıkabiliyordu. Son dönem çok kısa dönem gelişmeler bu tabloyu değiştirdi. Tabii bu sonuçlara baktığımız zaman bir de sahte algılar var. Mesela sanki DEM Partisi bir ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan ittifak içerisinde bir taban elde etmiş gibi karşılık bekleyebilir bazı siyasi partiler. Bence bu da aslında çok doğru bir şey değil. Saymış olduğumuz nedenlerden dolayı DEM Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ittifakının bana göre karşılığında bir taban oluşmuş gibi gözükse de gerçek bir taban değil bu. Konjonktürel bir taban. Eğer yapacaklarsa geleceğe dair bir takım planlamalar bu anlamda çok doğru sonuçlar vermeyecektir diye tahmin ediyorum. Bunun yanında şunu da ifade etmek lazım. Sorun çok öyle hani Mustafa Karkoğlu hocamızın söylediği gibi belli bir meblağ aktarılıp bu durum düzeltilebilir gibi de değil. Çünkü bunun yanında biraz daha yapısal sorunlar var ekonomide özellikle. Bu yapısal sorunlar bir şekilde bu orta vadeli planla giderilmeye çalışılıyor. İşte finans okulu yasallığı ya da finansal farkındalığı arttıracak tedbirler Sayın Aşkın ifade ettiği gibi mutlaka kamuoyuna aktarılması lazım. Yani bu aktarım olmadığı için kamuoyu sadece ücretler üzerinden bir ekonomik analiz yapabiliyor. Fakat onun dışında kalan diğer faktörleri fazla dikkate almayabiliyor. Yani bir aslında fırsat verme konusunda İktidar Partisi'ne çok da bonkör değil Türk halkı şu aşamada.
Bunun tabii dış faktörler de var, dışarıda gelişmeler de var. Felsi olayları, Ukrayna olayları, Amerika ile ilişkiler, Avrupa ile ilişkiler, Orta Doğu'daki gelişmeler gibi bir takım dış faktörler de bu seçimlerde taban tarafından dikkate alınmadığı gibi bir zırhım ortaya çıkıyor gerçekten. Bu da tabii aslında seçmene bu konularda da doğru aktarım yapmak gerektiğine dair bir sanki algı ortaya çıkmış durumda. Ama özellikle iktisadi konularda hükümetin kararlılıkla bu durumu devam ettirdiğinde bir yıl sonra durumda farklılıklar ortaya çıkmazsa pozitif anlamda bunun bir sonraki genel seçimlerde dahi etki yaratacağını söylemekte fayda var gibi gözüküyor. İlk etapta bunları ifade edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Mustafa evet. Bey'e sorumuzu. Benim deminki söylediğimden kastım hemen bir ona bir açıklık getireyim. Son tarihte bütün analizler 5000 TL'lik analizdir dememin sebebi baştan da o kaydı koydum. Bu bir manşettir, bir şeyi işaret eder ama her şeyi izah etmez. İşaret ettiği şey de şudur. O 5000 liralar olsaydı biz sorunların kalan kısmını konuşuyor olmazdık. Zaten genelde böyle bazı popülist politikalarla veyahut seçimden önce başka sahiplerle o seçim kazanıldığında çok fazla ders alınmaz. Değerlerin hepsinin önünü kapatır. Öyle ya da böyle kazanmışsındır yani. Kazandıysan sorun yoktur. Asıl sorun da budur yani. Kazandıysan sorun yoktur demek sorundur. Ama bu seçimde öyle 5000 liralık ayarlamalarla kazanılsaydı bu sorunların hiçbirini konuşuyor olmayacaktık. Ya da konuşsaydık kimse dikkate almayacaktı. Ben o yüzden o ikisinin arasındaki o çarpıcı durum ortaya çıksın diye kasten o konuyu oradan açtım. Şimdi bir de bizim artık şu seçimleri Mustafa Aşkın Hocam belediye seçimlerini yarın ekonomi ne olacak, borsa ne olacak, döviz ne olacak, altın ne olacak falan diye konuşmayı ne zaman bırakacağız ya? Belediye başkanı seçtik, muhtar seçtik de. Türkiye'nin sosyolojik dinamikleri biraz farklı, siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah da canım kurtulmak istiyor, o yüzden diyorum ben de. Yani Türkiye'de her seçim genel seçim gibi algılandığı için muhtarlık evet. Seçimleri bile öyle neredeyse. Kendi kendimize yapıyoruz yani onları. Evet, evet yani biraz abartıyoruz ama şöyle bir gerçek de var. Halk bazen tepkilerini gecikmeli veriyor. Esasında geçen seçimlerdeki ekonomik koşullarda da şimdiki ekonomik koşullar arasında da çok büyük bir fark yok. Doğru. Ama halkın önemli bir kısmı yoksulluğu ve gelir dağılımındaki adaletsizliği daha yeni fark etti. Şu veya bu nedenle. Onun reaksiyonunu genel seçimlerde vermekten ziyade hazır bir seçim var. Ben o zaman yerel seçimlerde bu reaksiyonu göstereyim diyor. Evet. Bunun sonucunda da yerel seçimler genel seçim havasına dönüştürülmeye çalışılıyor. Tabii bunun da finansal piyasalara etkisi olacak. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Program uygulanır mı, borsa çıkar mı, altın düşer mi şeklinde esasında çok ciddi derecede ilişkisi olmayan ilişki ağlarını biz günlük hayatta kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da belki bir parça finansal okuryazarlık, bir parça sosyolojik gerçeklerden kaynaklanıyor. Umarım daha sonraki seçimlerde bu tip yine konuşmaları yapmak zorunda kalmayız. Evet, inşallah. Peki şimdi yarın Mart ayı enflasyon verisini öğreniyor olacağız. Beklentinizi de alayım. Beklenti %69,32 yıl sonu için. Mart ayında yıl sonu beklentisi de %45,58. Şubat'ta 67,07 idi yıllık enflasyon. Ne dersiniz, ne bekliyorsunuz? Evet, yarın saat 10'da açıklanacak. 69'un üstünde bir rakam bekliyorum. Ben de 70 civarı hatta. Bu da yıllık bazda baktığınızda oldukça yüksek bir rakam. Yani dünyadaki sayılı enflasyonlardan bir tanesi oluyor. Tabii bunu hep söylüyoruz. Hissedilmesi sosyolojik gruplara ve nüfus yoğunluklarına göre farklı oluyor. Gelir dağılımı çok bozulduğu için enflasyonla birlikte nüfusun yaklaşık %80'lik kısmı bu %70'lik yıllık enflasyonu çok daha yüksek hissediyorlar. Dolayısıyla bunun da ister istemez siyasi ve seçime etkileyecek sonuçları oluyor. Hep söylüyoruz biz Mayıs ayına kadar bu enflasyon rakamı yükselecek. Mayıs ayında 74-75'leri görebiliriz yıllık bazda ki bu da muhtemelen en yüksek seviyeyi işaret edecek.
Ardından da yavaş yavaş bir gerileme olacak. Ama bu gerilemenin bir kısmı baz etkisinden kaynaklanacak. Özellikle Haziran, Ağustos ve Temmuz aylarında geçen sene o aylarda olmaması gerektiği kadar yüksek, 9'lar civarında hatta 9'un üstünde aylık enflasyonlar yaşadık. Bunlar seriden çıkacağı için bir gerileme yaşanacak. Ama gerçek anlamda enflasyonda gerileme ancak sonbahara doğru hissedilecek. Yıllık beklenti evet 45'ler civarında ama muhtemelen 50'ler civarında gerçekleşecek bir yıl sonu enflasyonu da göreceğiz. Hep söylüyorum, enflasyon kronik bir olay. Daha ciddi ve daha tempolu bir şekilde, daha yoğun ve pek çok disiplini bir araya getirecek şekilde mücadele etmek gerekiyor. Belki de mücadelenin en önemli kısmı toplumun bütün kesimlerinde destek sağlayacak bir iletişimi kurmaktan geçiyor. Enflasyon sadece hükümetin tek başına yönlendirip idare edebileceği bir konum olmaktan çıktı günümüzde. Dolayısıyla toplumun pek çok kesimine enflasyon bilinci ve bununla ilgili mücadele konusunda ne yapılabileceği ile ilgili bilgi aktarımı verip bunların da doğru bir şekilde yansıtılması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki vaktimiz yani sizin vaktiniz daha doğrusu daraldı. Son bir şey daha sorup size öyle veda etmek istiyorum. Şimdi Borsa İstanbul Mart ayında %0,56 azaldı ama yılın ilk çeyreğine baktığımızda %22,39 değer kazandığını görüyoruz ki birçok dünya endeksini de geride bırakıyor. Hatta dolar bazlı %11,39 artış, bu artışla bile dünya endekslerinin büyük bölümünü geride bırakıyor ki bu işte seçim sürecinde yani bir belirsizlik sürecinde olan bir artış. Ne dersiniz bundan sonrası için beklentiniz borsa tarafında nasıl? Tabii borsa hem dünyadaki şartlardan hem Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden etkileniyor. İlk 3 ay kötü değildi. Hep konuşuyoruz, daha profesyonel bir piyasaydı. Toptan bir çıkıştan ziyade hisse bazlı hareketler önemliydi. Ama biz uzunca bir süredir hani Godot'u bekler gibi yabancı yatırımcı bekliyoruz. O yabancı yatırımcının gelmesi de Türkiye'deki genel ekonomik şartların düzelmesi ve yabancıların buna ikna olmasıyla alakalı bir süreç. Şayet yabancı yatırımcı gelirse Türk borsasının önü oldukça açık görünüyor ama gecikir veya yavaş yavaş gelmeyi tercih ederse de kötü olmamakla birlikte dalgalanma boyutunun biraz daha arttığı ama biz bize olacağımız bir dönemi daha geçireceğiz. Kişisel kanaatim özellikle yaz sonuna doğru ekonomide belli büyüklükleri ve rakamları kontrol altına aldığımızı hisseden yabancı yatırımcıların Türkiye'ye doğru bir ivmelenme göstereceği. Bu anlamda bakarsak işte bugün 9.000'lerde kabul ettiğimiz endeksi yıl sonu 12.000'lerde görebilirsek ben çok şaşıracağımı zannetmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz stratejist Mustafa Aşkım. Bir şey soracaktınız. Yok yok. Ben de, bunları erteliyoruz ama tabii bu beklentiler daha önce gerçekleşmesi beklenen beklentilerdi. Ama o işte Godot ya kara tren gibi, Godot demeyelim de ya gecikir ya hiç gelmez. Şimdi gelirse ne ala, gelmezse kendi yağımızda kavrulacağız. Bir de taksit taksit gelmesi var. Şimdi öyle taksit taksit yavaş yavaş gelecek gibi görünüyor. Eğer yeni bir aksilik olmazsa. Çünkü bu memleketin bulunduğu yer de aksilikler coğrafyası yani. Şimdi bu İsrail meselesini hiç birimiz beklemiyorduk. Şimdi de adamlar neyse sizin arkanızdan konuşacağız bunları. Büyükelçilik falan vurmaya başladılar ki bu dokunulmazlıklara dokunduğunuz andan itibaren dünyanın çivisi çıkar. Herkes yapar. Sonra dedi ki İsrail yaptı. Geçmiş olsun. Yeni dünyaya hoş geldinize doğru gidiyoruz galiba. Ama sonunu Allah sonunuzu hayretsin. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz stratejist Mustafa Aşkın. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için sağ olun. Kemal Hocam şimdi sizin de enflasyon, Mart ayı enflasyon beklentinizi alayım. Ondan sonra artık biraz daha gündeme ve siyasete ilişkin başlıkları konuşalım. Buyurun. Tabii Elif Hanım biliyorsunuz ekonomist değiliz, daha önce de ifade etmiştim bunu. Dolayısıyla tahminler sadece bizim popülist tahminler olabilir. Yani kendi içimizde normal vatandaşların tartışma esnasında konuştukları kadar kalır.
Tabii aslında yaz aylarına doğru genel anlamda bir enflasyonda düşüşler olabileceğine dair işaretler var. Dolayısıyla bu tabii Türk halkının şunu anlamadığını fark ediyorum. Bunun içinde ben de varım. Bu enflasyon dediğimiz rakamla hükümetin ya da gerekli kurumların nasıl mücadele edemediğine dair bir algılama var. Seçimleri de yansıyan aslında algılardan bir tanesi bu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek bir takım gelişmeler enflasyonu kontrol altına almayı işaret ediyor. Fakat yine de bir miktar artarak devam ediyor. Geçmişten bugüne kadar olduğu gibi. Onun için bunu neden durduramıyoruz şeklinde bir analiz yapmak gerekirse uzmanlara bakıyoruz. Bir takım sebepler ortaya koyuyorlar, bir takım şeyler söylüyorlar. Ama enflasyonla yaşamayı bir kronik hastalık haline getirmemesi gerekiyor. En azından iktisadi kurumların. Dolayısıyla bunun için yapılması gereken ne varsa eğer ödenmesi gereken bedeller neyse onların bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Fakat tahmin kısmına gelirsek eğer bir miktar aslında artacağı fakat geçmişte olduğu gibi üretimde biraz azalma, hızında biraz azalmalar olacak diye tahmin etmek çok da zor değil. Bunun çeşitli sebepleri var tabii ki. Özellikle havaların normale dönmesiyle beraber bir konjonktürel ürün artışı ya da bir şekilde transferinde ürünlerin kolaylık sağlanması gibi bir takım şeyler var, tahminler var, daha doğrusu gerekçeler var. Bundan dolayı azalacaktır ama hızı azalacaktır ama durma noktasına gelmesi için epey bir zaman geçecek gibi gözüküyor. Evet. Ne dersiniz Mustafa Bey? Tekhaneleri görmemize herhalde daha çok bir uzun zaman var mı? Neyi görmemize? Tekhaneyi. Plan program gelecek sene 2025'te galiba değil mi? Tekhane evet, göreceğiz. 2024'ün ikinci yarısına itibaren tabii biz de, gerileme başlayacak yani inşallah. 2002'de yeni başlayan bir ekonomi program vardı. Yani bir yıllık bir ekonomi program vardı. Ayrıntılarını hocam daha iyi hatırlar. Bir yıllık ekonomik programı öyle çok da aman aman devlet deneyimi olmayan bir yeni iktidar 2 yılda galiba başarıya ulaştırdı. Evet. Üstelik de onun ekonomik programı değildi yani. Onu dikkate alan yeni bir program hazırladılar ama esas program onun arkasındaydı ve onu takip ettiler. Sonra enflasyon adım adım geldi ve bir tek haneye düştü. %4'lere kadar gördük biz yani. Evet. Yeterliydi bu. Enflasyon dediğiniz %4 ile %14 arasında dolansın hiç problem yok yani. Tabii bir yıl içerisinde değil de. Ya da birkaç yıl içerisinde değil ama o aralıkta olması bizim açımızdan problem yok. Biz yani genç bir toplumuz. Çok hareketliyiz. Dolayısıyla bizim tüketim enflasyonumuz olacak yani. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Evet. Bir, iki, biz yeni para... Düşürecek şeye de bir kopya vermiş oluyorsunuz. Ama yani yeni para kazanıyoruz bakın. Biz yeni para kazanıyoruz. Bizim babalarımızın spor ayakkabıları yoktu. Bizim de birçoğumuzun yoktu. Dolayısıyla biz çocuklarımıza eksiklik yapmıyoruz. Böyle bakıyoruz yani hadiseye. Evet. Efendim ya bu böyle bakmamak lazım. İşte şöyle tasarruflu olmak lazım. Ne var yani giysinler bir ayakkabı. Türkiye'de de çok güzel ayakkabı markaları var. Neden yeter? Ya istediğiniz kadar bunu konuşun. Bunun bir kıymeti yok yani. Sonuçta aynı düzenden geçeceğiz. O doygunluğu kendimiz yaşamak zorundayız. Hadi çocuklarınıza yapın bakayım aynı kendi gördüğünüz muameleyi. İstediğiniz kadar yapın. Çocuklarınızın, gelecek neslinizin sizin yaptığınız hataları, sizin yediğiniz herzeleri yememe şansı yok. Tutamazsınız onu. Ha ne yaparsınız? Daha az zararlı o badireden çıkmasını sağlarsınız. Sizin 30'lu yaşında öğrendiğinizi, edindiğinizi daha doğrusu tamam bütün edinimleriniz anlamında
25'te edin belirini sağlayabilirseniz, orada 5 yıl kazanırsanız müthiş başarıdır yani. Bu. Yoksa bunların hepsini yaşayacağız biz. Arabanın en iyisini arayacağız biz. Avrupa'da işte bir kişi başı araba kullanım süresi 5 yıldan fazla da değil, bizde değildir. Alım satımdan para kazanırız. Birini satar daha iyisini alırız. Falan filan yani. Biz hareketliyiz biraz ve bizde bu alışverişten kaynaklanan bir enflasyon varsa bu olacak, buna dikkat etmemiz lazım. İkincisi benim de karşı olduğum bir şeydir. Hani biz tamam bir takım vergilerle yurt dışından pahalı elektronik teknoloji cihazlarını getirmeyi sınırlamaya çalışıyoruz ama ona başka bir yol mu bulmak lazım bilmiyorum. Ya da tek başına o yeterli değil. Bizim bakın içeride biraz para bollaşınca ithalatımız hemen artıyor. Bu ekonomiden şikayet eden iş dünyası var ya, bağırıyor, çağırıyor, şikayet ediyor. Ben bunun ağlamadığını görmedim. Yani zaten öyledir. Esnaflığın şanındandır ağlamak. Adam yan tarafta plaza diker. Sorarsınız işler nasıl? Keset abi filan. Şimdi tamam bunu anladık ama ya kardeşim piyasada 50 kuruş fazla piyasada para girse, biraz bollaşma olsa, bir bakıyorsunuz cört diye o ağlayan adam gitmiş. 50 kuruş 50 sent daha ucuz diye buradan alabileceği, edinebileceği bir ara mamulü dışarıdan almaya kalkmış. Neden? Kar maksimizasyonu. Vatan, millet, Sakarya. Sakarya böyle bir şey yani. Öyledir ticaret, böyledir ya. Ben o anlamda hani sanayiciyi ne kadar burada koruduğumu biliyorsun. Evet. Çok özel adamlardır yani. Başkaları o parayla daha kolay para kazanma yöntemi varken sanayicilik yapmazlar yani. Şimdi bakıyorum hiç makul gelmiyor bana. O yüzden yapanın korunması gerektiğini hep söylerim. Evet. Ama bu öyle pamuklara sarmak anlamına da gelmiyor. Koruyalım ama işimizi de düzgün yapalım. Ne yapayım kardeşim, devletin içeride maliyetleri yükselttiyse ben daha ucuzunu oradan almakla hata mı yapıyorum? Vallahi bir kez daha bazı konuları yaparken düşünmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Devlet niye size, abi gidin dışarıda pazarınızı bulun, istediğiniz fiyata malı satarsınız, kazanırsınız, kazanın diyor, demiyor değil mi? Ne yapıyor? Diyor ki, para lazım olursa bana gel, ben sana ucuz döviz veririm diyor. Veyahut da ben sana döviz veririm diyor, canın sıkılmasın diyor. Sen diyorsun ki biraz da ucuza ver. Onu da veriyor. Sen de aynısını yapıver be kardeşim. Senden beklenen şey bu yani. Pat diye böyle hemen ithalata gömme kendini. Neden? Onu oradan gömüyor. Yarın diyor döviz artar. Ben diyor arbitrajdan da biraz şey yaparım, cukkalarım. Şimdi çakallığın da bir sınırı var. O yüzden bizim en büyük derdimiz yapısal reformlar. Tamam, doğru. Bir kümesin sahibi Maliye, Hazine, bakanlıklar yani devlet bürokrasisi. Hep burada söylüyorum ya. Tarım, ticaret, maliye. Maliye çökmeyi biliyor. Bir şey oldu mu? Vergi, alo. Tamam, çok güzel. Ama nerede bunun denetlemesi? Para almak çok güzel, maliye herkesten para alıyor. Ama gıda ürününde atıyorum fındık kreması yazıyor. %0.02 fındık var içinde filan. Yani birinin de bu çakallıktan para kazanamaması lazım, öyle değil mi? Ben mi bakacağım buna? Tarım Bakanı ile Ticaret Bakanı bakacak. Ben o yüzden dikkat ederseniz bu iki bakanlığın adını en çok burada anan benim. Evet. Sebebi de böyle bir memlekette hani çoğu zaman maliyet satın almadan dolayı bir enflasyon olacak. Aman parayı sıkılaştıralım. Çok güzel, anladım da. Ya kardeşim 500 liraya zeytin, 500 liraya peynir olur mu ya? Hani ben azalayım, güzel. Zaten giderek daha da azalacağım. Ama 500 liraya peynir satana da bir şey söyleyin ya. Ya da beni ikna edin.
Ya da dedim ki ya peynirin hakkı 500 lira. Ha, o zaman da dedim ki benim de hakkım 50 bin lira kardeşim, kusura bakmayın. Bari onu diyeyim yani. Şimdi hangisini diyeceğimi ben bilmiyorum. Kim söyleyecek bana bunu? Erbabı söyleyecek. Sorunca herkes bir süt fiyatları diye başlıyor. Kusura bakmasınlar ama bir daha böyle bir şey duyarsam külahla geleceğim, onu anlatsınlar. Biz o peynirin içinde ne kadar süt, ne kadar su, ne kadar tuz olduğuna dair de bir fikrimiz var. Hani kaşar peyniriyle beyaz peynir, hatta kaşar peyniri beyaz peynirden daha ucuz olur mu ya? Nerede görülmüş yani? Beyaz peynirin yarısı su ya. Geçen markette gördüm, marketçi olan da şaşırdı. Dedim bu ne ya, 500 liraya peynir olur mu ya? Yok abi 500 değil diyor da, 128 lira bilmem kaç kuruş. Dedim onun paket ambalaj fiyatı, kilogram fiyatı değil. Ha. Sonra idrak biraz geç idrak etti. Dedi ki evet yani 500 değilse 498, değilse işte 392 filan, şeyine göre, kalitesine göre. Zeytin öyle. Abi 120 lirada zeytin var. Güzel onu. Ye sen, buyur kendin ye. 120 liralık zeytin. Şimdi o yüzden o maliyet enflasyonu değil bu işler. Maliyet enflasyonu değil. Evet. Öyle gel iki ağaçta sen silkele, yağının da şu kadarını al diye yazlıkçılara, yazlıkçılar bazı tarlalardan, zeytinliklerden böyle yararlanırdı. Şeyler de, çiftçiler de buna şey yaparlardı. Destek verirlerdi. O da para kazanırdı. Yani toplamı yetmiyor, bir şey yapmıyor. Hop, zeytinyağı alıyor karşılığını falan. Ama neye göre şimdi fiyatlıyorlar biliyor musunuz? Kendi maliyetine göre değil. Markette zeytin, siyah zeytin kaç paraya satılıyorsa. Zeytinyağı markette kaç paraya satılıyorsa. İyi de baba, senin fabrikan yok, teneken yok, bir şeyin yok, kusura bakma da. Biz ne diyoruz hep? Bu fiyat dengesizliği insanların ahlakını bozuyor. Ben o yüzden hem sanayicide hem ticaret erbabında tüketiciden beklenen o piyasayı daraltalım, biraz daha az satın alsın beklentisinin bir kısmının da bunların üzerine yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ve maliyet enflasyonu konusunu benden daha iyi bilir Ticaret Bakanlığı. Üretim girdilerini benden daha iyi bilir Tarım Bakanlığı. Çıksın desin ki fiyat budur. Kardeşim 35 liraya elma yiyorsanız öpün de başınıza vurun. Tamam, başımızın üstüne, bilelim bunu. Ama birinin de bize şunu izah etmesi lazım mesela Ticaret Bakanlığı'nın. Elma bugün 35 lira. Haftaya 26 lira. Bundan sonra 45 lira. Niye? Toplandı da bu. Şu anda toplanmıyor yani. Toplanmış, hazırda duruyor bir yerde. Hazırda bir yerde duran şey %50, %60 zikzaklar çizer mi ya? Demek ki birisi bunu ona göre piyasaya veriyor. Benim kalp krizi geçirmeme sebebiyet veren yüksek tansiyonum değil ki. Bir düşük bir yüksek olması benim problemim. Ben de şimdi bakıyorum pazarlara, bakıyorum marketlere, bakıyorum. Fiyatlar %50, %100 arasında haftalık ve 15 günlük değişiyor. Neye göre? Hazırda depoda duran bir malın fiyatı bu kadar zikzak çizer mi ya? Dünya görmesek diyeceğim ki her tarafta da böyle midir acaba? Dünya gördük, biliyoruz. Hiçbir şeyin fiyatı sezonda başlıyor, sezon sonuna doğru düşüyor. Kışın tekrar depo şey ne derler, depolandığı için orada bir ara bir yükseliyor ama o şeyde gidiyor, baremde gidiyor. Gitmezse zaten millet diyor, hop bir dakika burada ne oldu? Bizde hiç öyle bir şey söyleyen yok. Benim problemim bu ya. Benim problemim devlet kuralını koyar. Ondan sonra denetler. Ondan sonra da kazançtan vergisini alır. Şimdi bizim bütün gözümüz kazançtan vergiyi almakta. Geri kalan kısmını yapmazsanız sonuncusu insanları küstürür. Ondan sonra seçim sonucundan ağlarsınız.
Peki Kemal Hocam, şimdi Mustafa Bey'in söylediklerine eklemek istediğiniz bir şey varsa almak isterim ama sonuna da ben diğer sorumu ekleyeyim. Acaba diyorum çok mu fazla takıldım ama şu katılım oranının %78,11'e düşmesi 31 Mart'taki seçimdeki sandığa gidilme oranı son 20 yılın en düşük katılım oranı. Biz şimdi genellikle yaz aylarına denk geldiğinde işte okullar kapanıyor, yazlıkçılar gidiyor diye hani paniğe kapılırız. Şimdi öyle bir süreçte de değiliz. Mustafa Bey'in verdiği örnekler gibi bir örnek vereyim. Bana bu patrona küsüp işe gitmemeye benziyor. Yani ben anlayamıyorum, bilmiyorum. Belki de biraz fazla büyütüyorumdur ama beni kimse temsil etmiyor deyip oy kullanmaya gitmemek bana vatandaşlık görevini yerine getirmemek gibi geliyor. Ne dersiniz hocam? Neden bu kadar katılım oranı düştü? Valla Mustafa Hocam'ın ilk söylediği o paket gayet güzel açıkladı meseleyi. Onunla ilgili isterseniz küçük bir şey ilave edeyim. Tabii. Bu tür şeylerde çok da sıkıcı olmamaya çalışıyorum. Bazen hep teoriye kaçıyor bizim hikayemiz. Ama şöyle bir şey var. Serbest piyasa ekonomisinde piyasayı kim düzenler? Yani bunu teorik olarak derler ki gözükmeyen bir el. İşte bu gözükmeyen el, yani serbest piyasada liberal ekonomi politikalarında kimdir bu el? Genellikle şöyle tarif ederler: arzla talep dengesi. Yani bu denge piyasayı düzenler. O yüzden devlet mekanizması dahil hiçbir faktörün bu tür dengeleme sistemi içerisinde rolü yoktur der. Aksi halde dağılı sistemler. Ama bu da çok fazla işe yaramadı. Baktılar, gördüler ki gözükmeyen el, arz ve talep dengesi aslında dünyada piyasayı biraz bozmaya başladı. Neyin aleyhinde? Daha çok çalışan sınıf aleyhinde bozmaya başladı. Yani çok fazla sermaye sahibi olan insanlar kar topu gibi, çığ gibi sermayeyi arttırırken büyük kitleler, çalışan kitleler, yani bordrolu takım bir şekilde gittikçe fakirleşmeye başladı. İşte gelir uçurumu da bundan arttı diye söylenir teorik olarak. Doğrudur, karşılığı vardır aslında piyasada. Gelir dengesi arttıkça, daha doğrusu uçurum arttıkça, öyle söyleyelim, denge bozulması oldukça sosyal patlamalar başladı. Sosyal olaylar çıkmaya başladı. İstismara açık tablolar, kitleler yaratmak daha kolay hale geldi. Şimdi bu gözükmeyen elin dışında dediler ki böyle olmaz. Yani bu uçurum gittikçe artıyor, dengeler bozuluyor. O yüzden bir şey buna müdahale etsin dediler. Tabii serbest piyasanın içerisinde devlet mekanizmasını soktuğunuz andan itibaren müdahale etmiş olacaksınız doğrudan genel sisteme. Bu liberallerin ortaya koyduğu mükemmel ekonomik politik sisteme müdahale etmiş olacaksınız. Ama tabii toplumda sadece çalışan sınıf ve şey yok, sermaye sınıfı yok. Onun dışında engelli vatandaşlar var, işsiz gruplar var, yaşlı gruplar var, birçok sosyolojik topluluklar var, gruplar var. Bunların korunması, kollanması ve sübvanse edilmesi lazım. İşte bir taraftan da bu korunması gereken gruplara devletin müdahale ederek doğrudan takviye etmesi gerektiği iddia ediliyor. Ücretler sermaye sınıfının insafını bırakmak mümkün değil. Sermayeye baktığınız zaman tabii ki Mustafa Bey'in de söylediği gibi yatırımcıları çok destekliyoruz, son derece önemsiyoruz. Ama sermayeye bıraktığınız zaman kârı maksimize eder, maliyetleri minimize eder. O yüzden devlet dedi ki biz buna bir müdahale edelim. Yani ücretlere çok dokunalım. Onun için aktarı ücret kavramını ortaya çıkarttılar. Ha, yine bakın fiyatlara müdahale etmek mümkün müdür devlet tarafından? Yani sokakta ya da pazarda gördüğümüz domatesin fiyatını devlet talimatıyla, emriyle 50 liradan 25 lira indirmek mümkün mü? Ha işte bunu yapmak pek mümkün değil. Yapıldı mı geçmişte? Yapıldı. 1980 öncesi daha çok devletçi politikalar ön planda olduğu için yapıldı. Devlet fiyat koydu. Sosyalizmde de vardır bu. Sosyalist ekonomik kalkınma modellerinde fiyatlara ve ücretlere devlet doğrudan, dolaylı da değil, müdahale eder. Ya sonra bir karma yapı ortaya çıkarttık. Dedik ki işte karma yapı, devletçi yapı, hem serbest piyasa olsun, hem devlet müdahale etsin, hem devlet yatırım yapsın, hem ücretlere dokunsun, hem fiyatlara. Ve bu da bir miktar istikrar görece getirdi ama o da çalışmadı, dünyaya entegre olamadık. Ha şimdi geldiğimiz noktada bakın, bu kapitalist sistem ya da bu serbest piyasacı sistem yavaş yavaş yeniden sorgulanıyor. Yani yapısal sorunlar dediğim buydu aslında. Böyle bir yapı var,
Türkiye'nin sosyolojik yapısı ya da toplumsal yapısı bu liberal, tam liberal yapıya uygun değil. Devletin müdahale etmesi gerekiyor. Devletin dokunması lazım. Konut mesela. Konutlar stratejik bir üründür. Barınma maksatlı ve serbest piyasaya doğrudan bırakılacak kadar hakkı alınmaması lazım. Gıda stratejik üründür artık. Savaşlarda görüyoruz. Gıda sorunu yaşayan ülkeler var. Ya da temiz su. Bunlar stratejik ürünler haline gelmiş durumda. Akaryakıt, enerji vesaire gibi onları saymıyorum. Ha demek ki devletin sadece ben müdahale etmem, bu piyasanın kendi koşullarında ortaya çıkan konjonktürel bir sonuç derseniz eğer piyasa, hele hele bizim gibi tam serbest piyasacı kaidelerin geçerli olmadığı toplumlarda çok derin yaralar açar. Onun için böyle bir sistem yeniden kurgulayıp, yeniden yapıp bir şekilde ortaya koymak lazım. Çin bunu yapıyor. Çin içeride sosyalist modeli uyguluyor, dışarıda serbest piyasacı bir model uygulamaya çalışıyor. Yani onun için ekonomi politik anlamda Türkiye'nin yapısal sorunlarında kendine has, kendine özel, en azından sosyolojik yapıyı da dikkate alarak bir kurgu yapmasında fayda var gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylemişlerdi, daha önce ifade etmişlerdi. Yeni yapılan ekonomik model içerisinde bu da var. Onun için bu model yurt dışarıdaki diğer serbest modelle entegre edilmek suretiyle başarılı olma ihtimali çok yüksek. Ha, biz tabii rakamları indirgiyoruz. Enflasyon rakamı, milli paranın korunmasıyla ilgili konu, faiz miktarı vesaire gibi rakamları indirgediğimizde karşımıza tabii analitik sonuçlar çıkıyor ama bir de bunun psikolojik ve sosyolojik ve yapısal boyutları var. Onu da ifade etmek istiyorum bir taraftan da. Tabii aslında katılım elbette çok düşük bu dönem. Aslında geçmiş dönemlerde de katılımların düşük olduğunu görüyoruz. Genel bir analiz yaparsak katılımlar niye düşer? Mevsimsel sebepler gerekçe olarak söylenebilir. Onun dışında bir takım gruplarda sorunlar vardır. Ama gönül verdiği ya da çok yakın durduğu ideolojik partiden partiye doğrudan oy vermek istemez. Bir taraftan da karşı tarafa da oy aktarımı istemez. Dolayısıyla böyle bir küskün takımı ortaya çıkabiliyor toplum içerisinde. Yine bunun gibi bir takım sebepler sağlanabilir. Ama bu belediye seçimlerinde, yerel yönetimler seçimlerinde gerçekten oldukça düşük bir miktarda oran var. Dünyada nasıl bu işler? Amerika'da seçimlerde %65 ile 70 arası bantta devam eder. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor %67 ile Obama dönemine ait. O da farklı bir karakter olduğu için seçime katılım epey Hispanik gruplardan, yani beyaz Amerikanlıların dışında kalan gruplarda artış söz konusuydu ve Obama hocam seçildi. Bizden önceki özür dilerim sözünüzü kestim. En taze seçim işte Rusya Devlet Başkanlığı seçimi %74'tü orada katılım. Çok doğru. Dolayısıyla bakın Amerika'da %65 ortalama desek katılım, %35 apolitik bir grup var. Düşünebiliyor musunuz? 330 milyonluk bir Amerika Birleşik Devletleri popülasyonu içerisinde 200 milyon ortalama seçmen var desek, bunun %35'i apolitik, hiç sandığa gitmiyor. Yani üçte biri, düşün 150 milyon. Bu %35'lik kısım seçime gitseydi Amerika Birleşik Devletleri'nde, belki bugün ne Obama'yı görecektik, ne Trump'ı görecektik, ne Biden'ı görecektik, belki daha geçmişteki Amerikan liderlerini görecektik. Dolayısıyla bir Afganistan işgali ya da bir Körfez harekatı gibi bir takım dünyayı ilgilendiren olaylar karşımıza gelmeyecekti. Bu kadar indirgemeci olmak doğru değil ama yine de bakın böyle metafor bir sonuç var ortada. Ha şimdi demek ki seçime gidenler değil, seçime gitmeyenler belirliyor sonuçlarına, öyle söyleyeyim. Ha bakın yüzde kaçtı? %76 civarı zannedersem. %76'lık bir dilim. Yani %24-25, yani 4 kişiden bir kişi seçime gitmemiş. 61 milyonluk gruptan, yani bu da neredeyse 15 milyon 16 milyon bandında bir insan yapıyor. Ve bunların ezici çoğunluğu iktidar partisine daha önceden oy vermiş insanlar olduğunu matematiksel olarak seçim sonuçlarına baktığımda anlayabiliyoruz. Ha işte aslında geldiğimiz nokta bu. Bu seçime gitmeyen insanlar seçime gitmiş olsaydı bu karşıdaki tablo çok daha farklı olacak. Sebepleri var. Günlerde tartışılıyor. Yine en önemli sebeplerden bir tanesi söylüyorum.
Bu diğer Amerika'daki gibi değil tabii ki. Amerika'da farklı bir şey var. Bizim ülkemize has bir şey bu. Bir şekilde küskün seçmen yani babasına kızan çocuk gibi yemeğe inmiyor, yani masaya gelmiyor. Ya da birlikte bir tatile çıkacaksa ben onlarla gitmiyorum gibi böyle bir küskünlük psikolojisiyle açıklamak bence biraz daha isabetli gibi gözüküyor. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıldır yapmış olduğu icraatlar, yurt içi, yurt dışı, altyapı, üst yapı, geldiğimiz nokta, üretim miktarımız, gayri safi milli hasılanın geldiği nokta, kişi başı gelirin ne kadar çok arttığı, bunlar rakamlarla sabit şeyler. Bütün bunlara rağmen yine de bu seçimlerde işte ücretler konusundaki küskün gruplar gitmemeyi tercih ettiler. Bir miktar bana göre bu cezalandırma, bir ikaz aktarım mekanizması olarak genellikle kullanılır Türkiye'de yerel seçimler. Ama genel seçimlerde farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Geçmişteki hemen yakında geçen sene icra edilen genel seçimlerde bir şekilde gördük ki tüm kesimler seçime katıldı büyük bir miktarda ve Sayın Cumhurbaşkanı tekrar seçildi. Bu seçimlere katılmamanın bedeli aslında bakalım göreceğiz. Yani bu 6 milyon civarı diyelim iktidar partisine oy vermiş olan kitle eğer katılmadıysa böyle gözüküyor. Bunların da bir bedeli olacak. Konuşmanın başında söylemiştim. Bu bedelli seçimler bunlar. Herkesin ödeyeceği bir takım bedeller var. Seçmenin de ödeyeceği çok büyük ihtimalle bedeller olacaktır. Bunu tabii tırnak içerisinde ifade etmemiz gerekiyor. Ha demek ki burada aslında Türk siyasal hayatına yeni bir konjonktür ifade, daha doğrusu yeni bir yaklaşım hediye etmek lazım. Seçmenler gitmedikleri sürece aslında seçimlerin sonuçlarını doğrudan etkileyebiliyorlar. Bakın bir de ideolojik bir taban var. İdeolojik taban da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Mutlak bir ideolojiye yakındıran ve asla bundan taviz vermeyen gruplar var. Bunlar bir şekilde seçime doğrudan giden insanlar. Ha işte ideolojik olarak yerel seçimlerde bile kendisini kriter olarak kullanıp tercihini ona göre yapan seçmenler değişmemiş. Onu da görüyoruz. İkincisi yıllardır ifade edilen bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın otoriterliği, otokratik takım politik davranışları, söylemleri vesaire gibi. O metafor da ortadan kalkmış durumda. Hem genel geçen seçimlerdeki genel seçimlerde olan bir tablo hem de bu yerel seçimlerde İşte Avrupa Birliği'nin raporlarına baktığımız zaman Türkiye'de demokratik kriterler içerisinde yer alan en önemli konu seçimler konusudur. İktidarların değiştirilebilme algısıdır vesaire gibi bunlarla ilgili eleştiriler vardı. O metafor da çökmüş durumda. Dolayısıyla birçok sonuçlu olduğunu söylemek lazım. Ama son şunu ifade edeyim isterseniz. Bunun uluslararası daha doğrusu genel seçimlerle yerel seçimler arasındaki temel farkları da ortaya koymak lazım. Sonuçta bir belediye başkanı seçiyorsunuz ve hizmet odaklı bir seçim ve yapılacak olan çok iş var. Çok fazla problemler var. Hem altyapı hem üst yapı. Büyük mega kentlerde özellikle şehirlerde ve hatta ilçelerde bu tür problemler çok büyük bir miktarda bekliyor ve şu anda yeni seçilmiş olan, ilk defa kentler alan siyasal partiler son sürat bu çalışmaları yapması gerekiyor. Bu konjonktürden istifadeyle, bu olan takım olaylardan istifadeyle belediyeleri teslim alan bu partiler, yeni partiler umarım hazırlıklıdırlar. Hazırlıksızlarsa eğer birdenbire karşılarına dev sorunlar çıkacak. Çıkan bu sorunları çözmek için inşallah ekipleri vardır. Donanımları vardır. Bu konuda yetkindirler. Sadece fiziksel görünüşleri, sadece kamuoyunda öne çıkmalarından kaynaklı bir seçilmişlik yeterli olmayacaktır. Artık iş teknik iştir, ekip kurma işidir ve süratli tedbirler almayı gerektiren bir faaliyet alanı bekliyor kendilerine. Dolayısıyla böyle bir tablo karşımızda duruyor. Seçilmiş olanlar, başka partilerden seçilmiş olanlar için de bambaşka sorunlar, sonuçlar karşımıza çıkacak. Türk toplumu artık örgütlenmiş gibi gözüküyor Elif Hanım. O da aslında sevindirici bir şey. Yani demokrasinin temeli olan diğer kriterlerden bir tanesi de örgütlü toplum olmak.
Bir konuda bir problem varsa, bir sorun varsa onu çözmek için iktidara karşı bir örgütlenmiş bir toplumu görüyoruz. Bu sevindirici bir bence sonuç. Umarım tabii bu örgütlenme kısmı istenilen demokrasi koşullarında gerçekleşir. Başka bir odak tarafından örgütlenmiş toplumlar tabii zarar verir diye değerlendiriyorum. İlk etapta bunları söylemek yeterli bence. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ne dersiniz Mustafa Bey? 2019 yerel seçimlerinde %84,64'tü. Tabii genel seçimler farklı ama yine de bence katılım oranını kıyaslamak için birinci turda %87,04, ikinci turda %84,15'ti. 78,11 son 20 yılın en düşüğü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek oy aldığı yerlere bakıldığında katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. Yani geleneksel olarak yüksek oy aldığı yerler. O yüzden ben de o kanaati edindim. İktidar partisinin ya da Cumhur İttifakı'nın seçmeni sandığa gitme konusunda biraz rahat davranmış. Ya da partilerine oy verme konusunda eli sıkı davranmış. Bunun sebeplerini de parti mutlaka araştıracaktır. Kim neden eli sıkı davranıyor diye. Şimdi sorduğunuzda ben bunun bazı sebeplerini biliyorum. Sorduğunuzda vatandaşın sebepleri de ama alalım. Ya yol bilmezliği, iş bilmezliği var vatandaşın. Normaldir yani. Ben de gidip seçim 3 tane pusula vardı. İsimler vardı da folder isimler var mıydı? Üçüncüde tam olarak ne yazıyordu filan diye seçim kurulundaki görevlilere sordum. Öyledir yani, vatandaş her şeyi bilmez. Yol yordam işi memur onun için vardır yani. Hani hep bu kentsel dönüşümle ilgili söylüyorduk ya, yarısı bizden kampanyası var ama vatandaş nereye gideyim, kime başvurayım onu bilmiyordu. Hatta burada Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, onu da tebrik edelim tekrar seçildiği için. Onun vaatlerinden bir tanesi her mahalleye bir danışma ofisi kurup, ey vatandaş, bu işlerden, bu kentsel dönüşümden nasıl yararlanacaksınız, yarısı bizdenden nasıl yararlanacaksınız, yolunu yordamını gelin biz size anlatalım diyeceğiz dedi. Bu önemli bir şey, çünkü belediye başvurup sıra kuyruk yaratan, kapı yaratan, koridor dolduran insanların mahallede bu işleri görmesi lazım. Ondan sonra da hazır vaziyette gelip, danışmanlarını almış vaziyette gelip yararlansın bundan. Şimdi ve da ne bileyim işte adam, ben de okuyorum bazılarını, bizim diyor hisseli tapularımız vardı, imar sorunu. Ya hisseli tapunun sorununu belediye çözmez. Hisseli tapunun sorununu hissedarlar çözer. Ve ben bugüne kadar arazilerin işte tapu paylaşımı, bölünmesi konusunda öyle tereyağından kıl çeker gibi birbiriyle uzlaşabilen iki vatandaş yan yana görmedim daha. O yüzden bu tür şeylerde de biraz şey olmak lazım, tırnak içinde vatandaşın da bilinçli olması lazım. Ama belediyenin de, bakın soruyorsunuz ya, vatandaşın işini çözmemişsin. Ya kardeşim, adamlar anlaşıp gelmediler ki, ben neyi çözeyim diyor. İyi de kardeşim, vatandaş niye bundan şikayet ediyor? Ne bileyim ben? Kusura bakma, o bilmediğin şeyi de oyunda alamazsın. Bunu bilmek zorundasın. Yani bunu bana anlatmayacaksın. Bunu vatandaşa anlatacaksın. Çünkü senin derdin vatandaşın şikayet edip etmemesi. Senin sorunun bu yani. Bu vatandaş şikayet ediyorsa İkna edememişsin. Kendisinin yapması gereken bir şey olduğunu ikna edememişsin. Ya da senin yapman gereken bir şeyse onu çözememişsin. Vatandaş en kötü şu diyecek. Ya biz kendi aramızda anlaşamadık ki belediye işimizi çözsün be kardeşim. Belediyenin kabahati yok. Derse vatandaş, sen kazanıyorsun. Bana bir şey olmuyor ki. Ben işini yaparsan da burada konuşarak para kazanıyorum. İşini kötü yaparsan da seni eleştirerek para kazanıyorum. Benim için bir şey fark ediyor mu? Yok, ben burada işimi böyle yapıyorum çünkü. Ama senin için fark ediyor. Birinde seçiliyorsun, birinde seçilemiyorsun. Küçük bir fark ama önemli yani. Şimdi o bakımdan iletişim, hep söylüyoruz ya burada, iletişim çok önemli bir şey. Kendini anlatmak çok önemli.
Eğer hepimiz bunu %1 milyon... Dediğiniz mesela iletişime dair gerçekten önemli bir vaat. Her mahalleye danışma ofisi kurulması. Evet. Ben yazdım da onu sonradan. Hani altını bir kez de ben çizeyim diye. Güntüran'ın projesi olarak. Ama ben hatırlıyorum mesela. Ömer Arısoy Zeytinburnu'nda, o da çok ciddi kentsel dönüşümler yaptı. Yerinde dönüşümler konusunda da çok ciddi çaba gösterdi. Ama o da söylüyordu mesela, değil mi? O başkan bunu vatandaşa anlat diye, vatandaş her şeyin farkında. Şimdi adamlara diyor ki ya, bir türlü diyor şey yap, ikna edemiyorum. Ya parasını veriyorsun, fazladan imar veriyorsun. Gene de diyor efendim şu tarafta benim binam, evim şu yöndeydi. Güney'e bakıyordu, şimdi bilmem neye bakıyor. Şu kadar metrekareydi, yarım metre, bir metre, bir buçuk metre düş. Şimdi ya yenileniyor. Normal şartlarda satsanız 2 milyon edecek olan eviniz 15 milyon oluyor. Tabii ki satıp gitmeyin yani. Evin pahalandı, satalım da ucuz mahalleye gidelim. Zenginler buraya gelsin, biz fakirler başka bir mahalleye doluşalım. Böyle de olmayacak. Bak bu da yönetilmesi gereken bir başka şeydir ha. Bugün bunu konuşmuyoruz da. Yarın da bunu konuşmak zorunda kalmayalım yani. Bir ara bir zengin neydi? Pahalı konut vergisi çıkmıştı ya. Evet. Burada söylemiştim ben o gün. Bu ne demek? Dedemden bana güzel bir ev kalmış. Köşk kalmış. Devlet bana diyor ki sen bu köşkte oturmaya layık değilsin. O kadar paran yok senin. Fakirsin sen. Sen bu köşkü bırak, bunun vergisini verebilenler gelsin burada otursun falan mı demek? Deli misiniz siz ya? Saçmalamayın dedik, saçmalamaktan vazgeçtiler, öyle mi? Bu kadar ya, bunları yapmaktan vazgeçeceğiz. Laf dinlemezseniz azar işitirsiniz ya. Bizim evde çocuklar bunu iyi bilirler mesela. Laf dinlemezlerse azar işitirler. Şimdi vatandaş da öyle, lafını dinlemezseniz azar işitirsiniz. Biz belediyeler neden cezalandırılıyor? Kolaydır çünkü o. Ya hiç kimsenin eli mesela bir defa bile Tayyip Erdoğan'a oy vermiş olanın eli ya da ağzı Tayyip Erdoğan'ı azarlamaya gitmez. Gitmiyor. Bunu görüyoruz yani. Şimdi bir partinin liderine, yani bir siyasi lidere bu anlamda bu kadar bağlılık, bu kadar nezaket duygusu taşımak hakikaten herkese nasip olacak bir nimet değil. Bu çok büyük bir nimet. Şimdi ama ne yapacağız? Birine çemkireceğiz de. Kime? O zaman en kolay belediyeler. Vura balıya belediyeciler. Şimdi bazı belediyeleri biliyorum ya, bu oyları hiç hak etmediler. Bu bazı oy düşüşlerini hiç hak etmediler yani. Kazandılar belki, demin söyledim Zeytinburnu, Fatih. Kazandılar ama daha rahat kazanmalılardı yani. Yaptıklarına bakılırsa. Onlar da o sıra dayağına girince vatandaş kimseye ait etmiyor. Onlar da bir dayak yiyorlar yani. Şimdi o yüzden herkesin hem hizmet anlamında hem de tırnak içinde adamlık anlamında hem vatandaşa yakınlık anlamında Cumhurbaşkanı'nın vatandaşla kurduğu veya vatandaşın Cumhurbaşkanı'yla kurduğu o ilişkiye de katkıda bulunması gerekiyor. O ilişkiden yararlanmaması gerekiyor. O ilişkiye katkıda bulunması gerekiyor. Ben bu seçimlerin sonucunda bunu gördüm. Bakın bir sürü şeyi tolere etti bugüne kadar. Hepsini tolere etti. Son tahlilde diyorum evet 5000 liradır bütün analizlerin değeri de. Ama o 5000 lirayı verseydiniz bütün bu analizleri üstünü örterdiniz anlamında söylüyorum. Analizler değersizdir anlamında değil. Bugüne kadar hep öyle oldu. Oradan Cumhurbaşkanı açık kapattı. Buradan bilmem ne oldu filan derken bütün bunlar insanlar oy vermeye devam ettiler diye biz kendimizi başarılı sandık. Bunu AK Partililer söylüyor. Ben onlardan duydum. İşte kendinizi başarılı sanmanız, ağrı kesici alıyorsunuz, iyileştim zannediyorsunuz. Şimdi ben o ağrı kesicinin, o 5000 liralık ağrı kesicinin artık alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın ekonomide şimdi acı ilaç demeyelim ama sıkıntılı bir dönem içindeyiz. Bu da devam edecek.
Herkesin niye beklentisinde bu devam etsin. Efendim? Niye ağrıyoyu bulmak adına? Niye ağrıyor? Ya ağrı kesiciyi bırakmak taraftarıyım diyorsunuz ya. Evet, biraz ağrı çekeceksiniz. Ağrı demeyelim ona da, ağrı kesici alırsınız. Ateş düşürücüyü biraz almamanız lazım biliyorsun. Ateş çünkü vücudun... Bu arada Mustafa... Buyurun. Çok çok pardon sayın hocam. Kusura bakmayın, ben çok uzattım. İyi oldu araya girmeniz. Estağfurullah. Yani tam sizin bu bıraktığınız noktada bir şey aklıma geldi. Onu ifade etmek istedim. Bu biraz önce dediniz ya, iletişim konusu. Hakikaten en önemli konulardan bir tanesi. Siyasal hayat içerisinde. Tabanla, toplumla, partiler arasındaki temasın doğru bir dille kurulması gerekiyor. Son dönemde sanki hükümetin bazı kurumları diyelim ya da bazı Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarında bu temasın minimize edildiği ya da azaldığı gözüküyor. Buna katılır mısınız bilmiyorum. Dolayısıyla tabandan gelen sesler, tabandan çıkan dip dalgaları ya da tabandaki bir takım problemler elbette ki biliniyor olabiliyor ama medya tarafından aktarıldığı için. Fakat doğrudan halkla teması, hatırlayın ilk 20 yıllık dönemde gayet düzgün bir dille, uygun bir dille, en uç ücra köşedeki insanlarla dahi temas kurarak yapılabildi. Ama sanki bir son birkaç yıldır, hatta birkaç aydır diyeyim, böyle bir temasla eksiklik var gibi gözüküyor. O yüzden iletişimi kesmemek gerekiyor. Doğru doğru, temas önemli. Fakat şöyle bakın, temassızlık iki sebepten oluyor. Bir tanesi siyaset bürokrasiye dönüşüyor. CHP'de de bu böyle, ha, farklı değil yani. Atıyorum il yöneticileri, evet yani diyor, sabah kalkıyorlar benim geldiğim gibi, gidiyorlar 9.30'da işte il merkezine. Vatandaşların oraya, partilerin giriş çıkışlarını vatandaşla temas olarak görüyorlar. Halbuki siyaset para için yapılmaz biliyorsun. Maaşlı bir makam değildir yani, böyle il başkanlıkları, il başkan yardımcılıkları da en iyisi işte yani. Halbuki yapacağınız şey şu, elinizi cebinize sokup mahalle gezeceksiniz, işiniz bu sizin yani. Yoksa imza atmaya kalktığınız zaman geçmiş olsun. Benim işim gazetecilik, ben gazete yapıyorum. Bana böyle bazen oluyor tabii, idari iş de var haliyle. Bazen imza, ya arkadaş bunları başkaları imzalasın ya. Benim yazı okumam lazım, haber okumam lazım, makaleye bakmam lazım. Yahut işte gazetede bizim kendi arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızla konuşmamız lazım. Benim işim bu ya, benim imza atmam gerekmiyor. Bakacaksın oradan, izin filancı izle gidecek. Onun geliş tarihi ne zaman? O geldiğinde ya acaba diğeri izle çıkmış oluyor mu? Burada aynı anda kaç kişi bulunuyor? Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Hepsinin altına imza atıyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Niye? Bilmesi gereken bizim yazı işlerindeki arkadaşlar da ondan. Onlar biliyorsa tamam, dükkanı kapatalım. Bundan bile rahatsızım. Bakın gerekçeleri var, yok değil. Şimdi İK'yı gömmeyeyim buradan da. Gerekçeleri var. Benim de haberdar olmam lazım. Doğru yani. Ona bakınca buna imza atmıştınız diyecek bana, tamam. Ama bakın bu bile benim canımı sıkıyor. Ama partilerde iktidar muhalefet fark etmiyor. Herkes gidiyor 9-5 mesaiye gider gibi kravatını takıyor gidiyor. Öyle değil ya, sizin işiniz sahada. Cumhurbaşkanı her seçimden sonra balkon konuşması yapıyor. Kazansa da kaybetse de. Diyor ki bir sonraki seçim için şimdiden çalışmaya başlıyoruz. Ama ben o çalışmayı hemen şimdiden görmüyorum. Niye görmüyorum? Ne zaman aday belirlenecek? Son 6 ayda herkes bir pandaralara düşüyor. Acaba onu mu yapsak aday? Bunu mu, anket mi yapsak? Ya ne anketi? Kendi adamını, kendi işini niye başkasına sorasın ya? Niye sahadan bu veriyi sen almış değilsin yani? Aday adaylarını bir toplayalım. Herkes bir başvursun, aradan seçelim. Ama senin teşkilatın var. Senin belediyen var, belediye meclis üyelerin var. Kendi içinden bir adam bakacaksın da. Şöyle mi yapıyoruz yani? Şirket kurduk, biraz büyüdük. Çocuklar da 20 yaşını geçti, üniversiteyi de bitirdiler. Şöyle bir CV'leri toplayalım bakalım dışarıdan. Şirkete kim istiyor yapalım falan diye bir iş adamı gördünüz mü siz ya? Çocukları ona göre yetiştiriyordur. Bir tanesi okulu bitiren işin başına geliyor. Beceremezse dışarıdan birisini buluyor. Onların yanına birisini almak için CV topluyor. Ama önce kendi adamını yetiştiriyor.
Şimdi bir siyasi parti bir yerde ada göstermek için 6 ay öncesinde kadar bir şey yapmamış. 6 ay öncesinde de veya 3 ay öncesinde de CV toplayalım da herkes bir yarışsın. Demokratik bir yarış olsun. Kazanan kimse ben ona filan. Bunu diyorsa zaten dükkanı kapatsın ya. Böyle bir şey olmaz. Hele bir muhafazakar parti de hiç olmaz. Bunu Liberal Demokrat Parti yapsın. Bence o da yapmaz ya. Ama siz yapamazsınız yani. Cumhuriyet Halk Partisi de yapamaz. Çünkü sizin halk nezdinde başka mananız ve başka bir oluşum hikayeniz var. Siz oraya bağlısınız. O yoksa siz de yoksunuz, o bağ yoksa. Bismillah AK Parti'de gördük. CHP'de de gördük. CHP ön seçim, bunun CHP neyle yapıyor? Ön seçim diyor. Tamam. AK Parti merkez yoklaması diyor. Yani ben bilirim diyor ailemin efradını, kim kimdir diyor. Tamam. Belki ön seçim diyor. Nerede ön seçim? Hiçbir yerde olmadı. Belki olduğu bir iki yer var da kayda değmez. Evet. O yüzden dediğiniz son derece doğru. Partinin kopukluğu bürokratlaşmaktan başlıyor. Zaten kadroların önemli bir kısmı da 20 yıl içerisinde bürokrasiye kaydığı için doğal olarak orada bir bürokratlaşma oldu. O zaman ikisi birbirini besledi. Her yerde bence parti teşkilatlarında bürokratlaşma var. O kadar da vatandaş bunu satın aldı ki, yani bunu şey normalleştirmedi ama aldı yani bunu. Evet. Hiç alakası olmayan kişilerle ilgili bile mesela şımarda bunlar filan duyuyorum. Ya arkadaş bu herif böyle değil. Ya tamam o değil ama. Ya diğerlerinden o da etkileniyor. Evet. Başkalarının kabahatini hiç hak etmeyene de yazıyorlar yani. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen. Bir cümle alayım hocam, süremizin sonuna geldik. Buyurun. Bu suskunluk sarbanı vardır Mustafa Bey, bilirsiniz. Evet. Yani seçim esnasında başka bir parti oy verip dışarı çıktığında sanki genel havanın ona dayattığı partiye oy vermiş gibi hareket eden gruplar da var. Dolayısıyla evet. Suskunluk sarmanın en iyi çözüm noktası tam da söylediğiniz gibi eli cebinde kıraathane kıraathane gezip ya da mahalle mahalle gezip iç dünyasını seçmenin okuyabilmek. Kastettiğim gerçek evet. İletişim tam da buydu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Duyduklarınıza da hazır olacaksınız. Bu kadar ya, siyaset şöyle bir şey. Ben duysam bir daha mahalleye adımımı atamam mesela. Birisinden fırça yesem. Mahalleye, o yüzden siyasetçi değilim. Peki. Çok teşekkür ederim. Ama siyasetçi olan bu diyaloğa zaten hazır olması gereken adamdır. Çoğu da hazır, görüyoruz onu zaten. Evet, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Kemal Olçar. Çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.